Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere geçtiğimiz haftalarda başladığımız GM0304'te değişik bir fantasy simulate yapmıştık. O simulate'in devamında ilk bölümde Türkiye takımlarını, Türkiye Ligi takımlarını tanıtmıştım. İkinci bölümde ise Avrupa Ligi'ndeki takımların ne olduğunu ve Avrupa'daki durumların ne olduğunu 5 sezon boyunca inceleyeceğiz. Video detaylarına biraz sonra geçeceğim ama geçmeden önce her zaman olduğu gibi yapmak istediğim hatırlatmalar var. Bunlardan en önemlisi, bu video ilerleyen dakikalar eğer hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu video destek amaçlı, sizlerden en az 250 like atarak desteklerinizi göstermenizi rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımıza yaptığımıza göre hızlı bir şekilde Football Manager 2020'de GM0304 database'inde Avrupa Ligi'nde 5 sezon boyunca neler olmuş, bunları inceleyelim. Evet arkadaşlar, videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihler görmüş olduğunuz üzere 1 Temmuz 2019 GM0304 database'inin detaylarını sizlere anlatmaya başlayacağım. Bu videonun database dosyasını sizlerle paylaşmak için bir hatırlatmayamıyorum ama kanalda üyelik butonu var, katıl butonu var. Katıl butonundan kanala üye olabiliyorsunuz ve videolarda kullanmış olduğumuz database'leri üyelere özel bir şekilde topluluk sekmesinde rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hatırlatmamızın ardından hemen devam edelim. Şöyle bir İtalya Serie B diyor, Bundesliga 2 diyor. İtalya Serie B'ye geldiğimizde tabii burada lig popülerliği devam edelim. Birinci sıradaki ligimiz tabii ki Premier Division diyor. Yani La Liga bugünkü adıyla. La Liga'nın durumuna baktığımızda Albacete takımıyla başlayalım hemen. Kimler var, kimler yok? Şöyle bir genel bilgi olarak da bakmaktan ziyade oyuncuların detaylı yetenek puanlarına bakalım. Mevcut yetenek olarak sıraladığımız zaman takımları incelemeye başlayalım. Albacete'de gözüme çarpan tanıdığım bir oyuncu maalesef yok. Atletico Bilbao'da Echeverria, Urzaiz, Tico, Franieste, Aitor Karanka, Julen Guerrero, Pablo Orbaiz, Javi Gonzalez gibi, Escuero gibi önemli basklı oyuncular var bildiğiniz üzere. Devam edelim hemen. Barcelona'ya geldiğimizde Puyol takımın en önemli oyuncusu. Javier Saviola, Ronaldinho, Rüştü Reçber bizden bir isim. Patrick Kluivert, Luis Enrique, Philip Koku, Juan Roman Riquelme, Marco Vermas, Rafael Marquez, Giovanni Van Bronckhorst, Diego Motta, Roberto Bonanno yedek kalecisi, Xavi, Gerrard, onun dışında Patrick Anderson, Ricardo Quaresma, Luis Garcia, Fernando Navarro, Dani, Victor Valdez diye, Rochambeau, Gabri, Reisiger gibi, Leo Messi en altta 16 yaşında karşımıza çıkıyor kendi şu anki resmiyle. Henüz 16 yaşında Lionel Messi, o da ilerleyen dönemlerde çok önemli bir isim olacak zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Devam ettiğimizde Barcelona'dan Atletico Madrid var. Atletico Madrid'in en önemli oyuncusu Fernando Torres. Yani dünya futboluna damga vurmuş bir isim. Ariel Ibigaza, Diego Simeone bugün kendisi Atletico Madrid'in teknik adamı artık. O da futbol yaşantısının sonlarında. Kiki Musampa kendisi bir dönem Trabzonspor'da oynadı. Cosmin Contra, Rodrigo Fabri, German Burgos iyi bir kaleciydi kendisi. Garcia Calvo, onun dışında Barhuan, gözüme çarpan başka bir oyuncu var mı diye bir göz at. Javier Pinalo diye devam ediyor şu anda Atletico Madrid. Devam ettik. Osasuna'da gözümüze çarpan herhangi bir oyuncu var mı? Gerardo Riviero var. Dediğimiz isimlerdendi. Paxti Punal, Alfredo gibi isimler var. Caduero dönemde, Cuerdo bu dönemde karşımıza çıkıyor. Inaki Munoz gibi isimler var Atletico Osasuna'da. Geldik İspanyol'a. Raul Tamudo, Adrian Bastia, Jordi Cruyff bu dönemde 29 yaşında, Alfred Agenso, Raul Molina, Maxi Rodriguez gibi isimler karşımıza çıkıyor tabii ki burada. David Garcia bir dönem yine önemli oyunculardan. Burada gözüme çarpan fazla oyuncular yok ya da benim bildiğim oyuncular yok. Durum var. Federico Insua burada kendisini Malaga takımında kiralık olarak görüyoruz. Bir dönem Bursaspor'da da oynadı. Manu Sanchez, Marcelo Romero. Onun dışında gözüme çarpan herhangi bir oyuncu da bulamadım. İngiltere Premier Ligi ve İtalya'da daha önemli oyuncular bulacağım. Mallorca'ya geldiğimizde Samuel Eto'o henüz 22 yaşında, kendisi Mallorca'da karşımıza çıkıyor. Zaten dünya futbolunda kendisi Mallorca'danmıştı. Gelmişti. Leo Franco bir dönem Galatasaray'ın da kalecisiydi kendisi. Gözümüze çarpan başka bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Miguel Angel Moya burada kalecilerden önemli. Bir dönem Deportivo'nun kalecisiydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Real Betis'e geldiğimizde Joaquin Denison, çok iyi kadrosu vardı onların. Conteras, onun dışında Antonio Prats, Asunsao, Junito, Kapi,
Luis Fernandez, Tote gibi, Ilian Filipescu bir dönem Galatasaray forması giyen oyuncu gibi isimler tek tek karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gözüme çarpan başka bir isim var mı diye göz gezdirdiğinde herhangi bir oyuncu bulamadım. Devam edelim. Celta Vigo ile Pablo Caballero önemli bir kaleciydi kendisi. Alexander Mostovoy, Edu yine iyi bir santrafor oyuncusu. Gustavo Lopez, Juanfran, Hesuli gibi, Savo Milosevic gibi isimler kadronun birer birer elemanı olarak devam ediyor. Celta Vigo'dan sonra bir takım daha vardı. Deportivo La Coruña, Juan Carlos Valeron, Diego Tristan önemli bir santrafordu. Roy Mackay falan vardı bu dönemlerde. Alberto Luque, Mauro Silva, o Roy Mackay sonradan Bayern Münih'e gitmişti. Jose Molina önemli bir kaleci. Sergio González, Romero gibi, Fran gibi isimler burada karşımıza tek tek çıkıyor. Real Madrid'e geldiğimizde hemen Real Madrid'de Zinedine Zidane, Raul González, Ronaldo, Roberto Carlos, Ivan Helguera, Figo, David Beckham, Michel Salgado, Fernando Morientes, Cesar, Guti, Santiago Solari, Esteban Cambiaso, Chris Fabris, Francisco Pavon, Raul Bravo, Flavio Conceição, Antonio Nunes, onun dışında Juanfran Perades, Diego Lopez diye gidiyor Real Madrid kadrosu. Real Murcia'ya baktığımızda Juanmi, Michel, Francisco Maciel gibi isimler. Kadronun isimleri gözümüze çarpan da pek Juanmi dışında ve Michel dışında bir isim yok. Racing Club Santander'e geldiğimizde Javi Guerrero ve Diego Mateo takımın en önemli isimler. Hatta şöyle bakmaya devam edersek Ivan Crespo takımın kaptanıymış. Diego Mateo da takımın kilit ismiymiş. Onlardan geçtikten sonra Real Sociedad'da Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Xabi Alonso, Francisco Javier de Pedro, Sander Westerveld, Agustin Aranzibal, Valeri Karpin, Mikel Aramburu gibi isimler kadronun önemli isimleri olarak karşımıza çıkıyor. Real Sociedad'da bir dönem Nihat Kahveci ile ve Kovacevic ile birlikte dünya futboluna damga vurmuşlardı. Sevilla'ya geldiğimizde o geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes, Dario Silva, Antonio Natorio, Julio Baptista, Esteban, Paco Gallardo, Fernando Taraudo gibi isimler karşımıza çıkıyor. Devam ettiğimizde Valencia takımına gelelim. Valencia takımında Roberto Ayala, Ruben Barrio gibi isimler, Pablo Aymar, Santiago Canizares, David Albeda, Vicente gibi isimler var. Valladolid'e geldik. Fernando Sares, Albano Bizarri, Javier Torres Gomez gibi isimler karşımıza çıkıyor. Yine geldik Villarreal'e. Barcelona'dan kiralık olan Juan Roman Riquelme, Jose Mari, Fabrizio Colaccini, onun dışında Baletti, Roger, Vitor Fernandez, Sonny Anderson gibi isimler karşımıza çıkmakta. Villarreal'den Zaragoza'ya geldik. Savio, o da bir dönemde Real Madrid oynamıştı. Alvaro, Gabriel Milito, o da Barcelona'nın stoperi oluyordu daha sonradan. David Villa burada 21 yaşında karşımıza çıkıyor ve gözümüze çarpan başka bir isim yok gibi. Burada Albacete'ye geri dönüyor takım olarak. Hemen Premier Divizyon'dan İngiltere Premier Ligi'ne gidelim. Burada daha bakacağımız takımlar daha fazla. Burada aslında bütün takımlara bakmaya gerek yok. Şöyle bir Arsenal'dan başlayalım. Patrick Vieira takımın en önemli, en yetenekli oyuncusu. Thierry Henry, Sol Campbell, Robert Pires, Jens Lehmann, Martin Keown, Freddy Ljungberg, Sylvian Wiltord, Gilberto Silva, Dennis Bergkamp, Edu, Ray Parlour, Laurent Kanu, Kolo Touré gibi isimler takımın önemli yapısını oluşturuyor Arsenal'da. Burada geldik İngiltere Premier Ligi'ne. Gözümüze çarpan Chelsea var. Hernan Crespo, Adrian Mutu, Juan Sebastian Veron, Claudio Makalele, Damien Duff, Carlo Cudicini, William Gallas, Dezaia, Frank Rampart, Ashley Cole, Joe Cole, John Terry, işte onun dışında Jeremy, Hasselbank, Gudjonsen, iki tane Gudjonsen burada takımda yer almakta. İki kere yapmışlar Gudjonsen'i nedense. Wayne Bridge, onun dışında Emmanuel Petit, Baba Yaro gibi isimler Chelsea'nin kadrosunda. Chelsea'den sonra baktığımız diğer bir takım Manchester City tabii şu anki değerinin çok altında. Nicolas Anelka, Paul Boswell, Claudio Reyna, Berski, David Sommel, David Seaman, Trevor Sinclair, Slaven Istin, Steve McManaman gibi isimler kadroda yer alıyor. Robbie Fowler, Sean Wright-Lip gibi önemli isimler Manchester City kadrosunda. Onun dışında Manchester United'a geldiğimizde Ruud Nistelrooy, Paul Scholes, Roy Keane, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Ola Gunnar Solskjaer, Mikael Silvestre, Fabian Barthez, John O'Shea, Nick Butt, onun dışında Jerry Neville, Wes Brown, Cleverson, Philip Neville, onun dışında Cristiano Ronaldo gibi, Diego Forlan, Ray Carroll diye devam eden bir kadrosu var. Cristiano Ronaldo da zaten futbola sonradan damga vuran bir isim. Kendisi şu an için 19 yaşında, 18 yaşında. Messi'den 2 yaş daha büyük olarak karşımızda. Diyor burada gözümüze çarpan başka bir takım var mı diye inceledim. Liverpool'a da bakabiliriz. Liverpool'da Michael Owen, Steven Gerrard, Harry Cavill, Dudek, Sami Hyypiä, Dieter Hamann, John Arne Riise, El Hadji Diouf, Emile Heskey, Danny Murphy, Steve
Griffin'in, Milan Baroš, Smisher, Carragher gibi isimler aşağıya doğru devam ediyor. Anthony Lauterleck bu dönemde daha futbola yeni başlamış. O da Fransız takımlarında çokça forma şansı bulmuştu. İtalya Serie A'ya geldiğimizde burada yukarıdan aşağıya bakmaya başlayalım. Inter'le de başlayalım. Inter'de kimler var? Christian Vieri, Francesco Toldo, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti, Emre Belezoğlu, Alvaro Recoba, Christian Zanetti, Ivan Cordova, Matarazzi diye kadro aşağıya gidiyor. Ümit Davala burada kiralık olarak yollanmış Werder Bremen'e. O da Türk ekolünden buraya gelen oyunculardan bir tanesiydi. Lazio'ya geldiğimizde Lazio'da Cevap Stam, Stefano Fiore, Dejan Stankovic, Bernardo Corradi, Claudio Lopez, Angelo Peruzzi gibi önemli isimler. Mihailovic, Massimo Oddo, Simone Inzaghi gibi isimler Lazio forması giyiyor. Şöyle İtalya Serie A'ya tekrar geldiğimizde Milan'a gelelim. Milan'da Andriy Shevchenko, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Kaká, Gennaro Gattuso, Rui Costa, Dida, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, onun dışında Ambrosini, Calazze, Cafu, Rivaldo, Sergio, Abbiati, say say bitmiyor takımın adamların. Borriello'sundan işte Valerio Fiorisi'ne kadro devam ediyor. Böyle geldiğimizde Parma o dönemde önemli bir takımdı kendileri. Adriano burada, Matteo Ferrari, Daniele Bonera gibi, Hidoteshi Nakata gibi, Alberto Gilardino gibi önemli isimler var. Roma'ya geldiğimizde Francesco Totti, Entepe'de Emerson, Antonio Cassano, Walter Samuel, Vincenzo Montella, Candela, Mancini, Oliver Dacour, Christian Kivu, Del Vecchio, Christian Panucci, John Carew bir dönem Beşiktaş forması giymişti, Lima, Tomassi diye devam eden bir kadro yapısı var Roma'nın ve son sırada Zebre yani Juventus var. Pavel Horacek bu dönemde en önemli ismi olarak gözüküyor. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Toulou, Edgar Davis, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram, Pablo Montero, Camona Reisi, Stefan Apia, Micoli, Di Vaio, Iliano, Igor Tudor, Takınardi gibi isimler aşağıya Brindelli diye devam ediyor takımın yapısı. Tabii çok kaliteli bir yapısı var bu dönemde Serie A'da bulunan Juventus'un. Geldik son olarak Bundesliga'ya. Bundesliga'da inanılmaz bir takım yine. Bayern Münih, Oliver Kahn, Miel Ballack, Roy Mackay, Claudio Pizarro, Zé Roberto. Claudio Pizarro 24 yaşında niye emekli oluyor onu da anlamış değilim herhalde. Diğer oyunda da vardı. Zé Roberto, Lizarazu, Thomas Linke, Hasan Salihamidžić, Robert Kovac, Kufor, Willy Sanyol, onun dışında Santa Cruz, Owen Hargreaves, Mehmet Scholl, Sebastian Diesler, Tobias Ruh, Demichelis, Alexander Zickler gibi isimler, Ranzing gibi isimler önemli yapısını oluşturuyor. Borussia Dortmund'a baktığımızda Jan Koller, Amorosa, Thomas Rosicki, Mats Zelder, Thorsten Frings, Dede, Sebastian Kehl gibi isimler burada karşımıza çıkmakta arkadaşlar. CM0304 database'i günümüzde olsaydı ne olurdu? Bu soruya yanıt aramaya devam ediyoruz. Şimdi 5 sezon sonrasına gideceğiz ve sezonlar boyunca neler olduğunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyoruz. 1 Haziran 2024 tarihindeyiz. Şu anda İspanya La Liga, o günkü adıyla Premier Division'dayız. İlk sezonda Valencia'nın şampiyon olduğunu, 2. sırada Barcelona'nın, 3. sırada Real Sociedad, Real Madrid'in 5. sırada bitirdiğini ligi görüyoruz. 2. sezona geldiğimizde Real Madrid uzun aradan sonra şampiyonunu alıyor 93 puanla. 2. Valencia, 3. Deportivo, 4. Barcelona oluyor. Bu dönemde gerçekten enteresan bir yapısı var ligin. 3. sezona geldiğimizde Valencia tekrardan şampiyon oluyor. Barcelona 2. bu sefer, Real Sociedad 3. Deportivo La Coruña 4. Real Madrid tekrar 5. diye gidiyor. 4. sezona geldiğimizde yine Real Madrid şampiyonluğu oluyor. Bu sefer Barcelona 4. oluyor. Deportivo 2. olurken son sezona geldiğimizde Real Madrid'in tekrar şampiyon olduğunu görüntülüyorum İspanya La Liga'da. Şöyle La Liga'nın transferlerine bakmak istiyorum ben ilk sezondan itibaren. Neler yapılmış, neler bitmiş. İlk sezonda Peik Soto, Porto'dan Real Madrid'e, Pandiani, bu dönemde Pandiani vardı ya, Deportivo'dan Arsenal'a, Bogelund PSV'den Valencia'ya gelmiş, Sibersky City'den Deportivo'ya. Gözüme çarpan da başka böyle bilindik bir transfer yok gibi gözüküyor. Hemen geçelim ikinci sezona. İkinci sezonda Jose Antonio Reyes Juventus'a gitmiş. Roberto Ayala da yine Juventus'a giderken Ruslan Nistelrooy Barcelona'ya, Matias Lecuy Everton'a gitmiş. Baumsong Real Betis'e, Dacourt Deportivo'ya giderken Aranzabal Anderlecht'e transfer olan isimlerden. Geçtik üçüncü sezona. Kaká Leite Valencia'ya geliyor. Joaquin Milan'a gidiyor. Echeverria Zebre'ye gitmiş bu dönemde. Yani Juventus Barcelona'ya, Dede Barcelona'ya. Nihat Kahveci Chelsea'ye giderken Thomas Ufaluşi de Real Sociedad'a gitmiş. Sergio Ramos da Chelsea'de kendine yer bulmuş. Burada bayağı bir hareketli transfer dönemi olmuş. Kaká'nın özellikle 120 milyon euro etmesi de önemli bir iş. Geçtik 3. sezona. 3. sezonda Raul bu dönemde, pardon 3 mü? 4. sezon. 4. sezonda Raul Juventus'a gidiyor. Pablo Aimar Manchester City, Wesley Schneider Barcelona'ya giderken Pinga Real Madrid'de, Alessandro Nesta da Real Madrid'in formasını giymeye başlıyor. Capdevila da Real Madrid'de oynamaya başlıyor. Paul Scholes takımdan ayrılmış enteresan bir
bir şekilde Valencia'ya gelmiş. Baumsong Inter'e gidiyor. Ricardo Carvalho Real Madrid'e gidiyor. İyi kadrolar kurulmuş. Ariel Ortega da kendisini Barcelona'da buluyor bu dönemde. Geçtik son sezonu Rafael van der Vaart 130 milyon euro karşılığında kendisini Real Madrid'e gittiğini görüyoruz. Fernando Torres Chelsea'ye, Emre Belezoğlu bu dönemde Barcelona forması giymeye başlıyor. Pepe bu dönemde Milan'a giderken Chiellini de Perugia'dan Real Madrid'e gitmiş. Servet Çetin Paris Saint Germain'e gitmiş arkadaşlar. Çok enteresan bir transfer olmuş bu. 7 milyon euroya ilkten Villarreal'e gidiyor. Oradan da Paris Saint Germain'e transfer olmuş Servet Çetin son sezonda. Hasan Şaş da yine burada daha önce de görüntülemiştik. Kendisi Manchester City'den Valencia'ya gitmişti. Yani bakışa geldiğimizde İngiltere Premier Ligi ile devam edelim. İngiltere Premier Lig'de ilk sezonda Arsenal'ın şampiyonluğu var 84 puanla. Liverpool, Chelsea, Manchester United, City ve Newcastle sıralaması olmuş. İkinci sezonda Chelsea bu sefer şampiyonluğu almış. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City ve Newcastle United sıralaması olmuş. Geçtiğimizde 3. sezona Manchester United bu sefer şampiyon oluyor. Hem de 1 puan farkla Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Newcastle sıralaması oluyor ligde. Bir sonraki sezona yani 4. sezona geçtiğimizde Chelsea yine şampiyon oluyor 91 puanla. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City ve Tottenham sıralaması oluyor ligde. Son sezonda ise yine Arsenal'ın şampiyonluğu var. Arsenal son 5 sezonda 2 kere şampiyon oluyor. 2 kere Chelsea ve 2 kere de Manchester United'ın şampiyon olduğunu görüntülüyorum. Transferlere bakmak istiyorum ben hemen ilk sezonda itibaren. Lauren Arsenal'dan Liverpool'a gitmiş 71 milyon euro. Ferreira Porto'dan Arsenal'a. Takınardi Chelsea'ye giderken. Lacente bu dönemde Leverkusen'den Liverpool'a. Obafemi Martins Manchester City'ye ve Pandiani bu dönemde Arsenal'a gittiğini söylemiştik. İkinci sezona geldiğimizde Van der Vaart Ajax'tan Manchester United'da. Arjen Robben PSV'den Arsenal'da. Razvan Rajak Tabernakis'ten Manchester City'ye gitmiş. Glenn Johnson Chelsea'den Manchester City'ye. Kolo Touré Arsenal'dan Hertha Berlin'e. Ruud van Nistelrooy Manchester United'dan Barcelona'ya gittiğini söylemiştik zaten. Burada gözümüze çarpan Ricardinho Sao Paulo'dan Liverpool'a gelmiş. Üçüncü sezona geldiğimizde Dejan Stankovic bu dönemde Lazio'dan Manchester City'ye tam 129 milyon euro gitmiş. Nicolas Anelka City'den Zebre'ye gidiyor. 97 milyon euro, neredeyse 100 milyon euro. Adrian Mutu Chelsea'den City'ye gidiyor. Nihat Kahveci Chelsea'ni unutmuştu. Hugo Viana bu dönemde Paris Saint Germain'e. Stephen Carr Tottenham'dan City'ye. Navia Newcastle'dan Inter'e gitmiş ve Gibril Sisse diye devam eden bir liste var. 22-23'e geçtik. Pablo Aimar 165 milyon euro karşılığında tam Valencia'dan City'ye gitmiş. Nigel De Jong. Nigel De Jong ne ya? Ha, Nigel De Jong Galatasaray'da oynamıştı bir dönem kendisi. Oradan bir tanıdık geldi. 124 milyon euroya Chelsea'ye. Nürnberg Roma'dan City'ye gitmiş. O da yine 98 milyon euroya. Zabaleta, Alessandro Nesta, Adriano, Daniel Bonera, Agohova bir dönem ligimizde oynamıştı. Münih'e gitmiş. Paul Scholes kendisini Valencia'da bulmuş ve Farfan, Alvaro Recoba, Luka Modric gibi transferler de mevcut bu dönemde. Son sezona geldiğimizde zaten Van der Vaart'ı göstermiştik. Fernando Torres bu dönemde Chelsea'ye gitmişti. Yıldıray Başturk kendisi Türk milli takımının gururlarından ve o da kendini Liverpool formasının altında bulmuş. 94 milyon euro karşılığında Wayne Rooney de Everton'dan Arsenal'a gitmiş bu dönemde ve bayağı bir işler değişmiş gibi duruyor 4. sezon itibariyle. Transferleri de siz de burada görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen geri geldiğimizde İtalya Serie A'ya, İtalya Serie A'nın durumları ne olmuş? İtalya Serie A'nın durumlarına da sizlerle bakalım. İlk sezonda Juventus 99 puanla şampiyonluğu alıyor. Milan, Roma, Inter, Lazio sıralaması oluyor. İkinci sezonda Milan şampiyonluğu devralıyor. İkinci bu sefer Juventus, Roma, Inter, Lazio şeklinde sıralama oluyor. Bir sonraki sezona geçtiğimizde bu sefer Roma oluyor. 3 sezonda 3 farklı şampiyon çıkarıyor İtalya Serie A ve Juventus, Milan, Inter, Parma sıralaması oluyor. 6. da Lazio oluyor. Son sezona geldiğimizde Juventus tekrar şampiyon. Son sezondan bir önceki sezona geldiğimizde Juventus tekrar şampiyon oluyor. Roma 2. Lazio 3. Milan 4. Inter 5. sırada yer almakta. Son sezona geldiğimizde Lazio'nun bu sefer şampiyon olduğunu görüyoruz. Yani son 5 sezonda 4 farklı şampiyon çıkarıyor İtalya Serie A. Şöyle bir İtalya Serie A'nın transferlerine de bakmaya başlayalım ilk sezon itibaren. Ortak transferler genelde. Takınardi, Obafemi Martins ve Gilberto Martinez en pahalı transferler. Onlar da çok para etmemiş. Bir sonraki sezona geçtiğimizde Antonio Reyes'in Juventus'a geldiğini görüyoruz. Brent Emerton Inter'e geliyor. Roberto Ayala yine Juventus'a geliyor. Ryan Babel Milan'a gelirken Coelho bu dönemde Milan'a gelmiş. Gil de Roma forması giymeye başlamış. Cristian Panucci Ajax'a gitmiş. Marco Antonio da kendisini Inter'de bulmuş. Devam ettik ikinci sezona. Dejan Stankovic'i söylemiştik. Kaka'yı da söylemiştik. Joaquin Echeverria, Clarence Seedorf. Bunların hepsini hemen hemen söylemiştim. Sadece Essien'in Lyon'dan Roma'ya geldiğini söylemiştik. Onu da iletelim sizlere. Diğerlerini de zaten burada görebiliyorsunuz. 2022-2023'te Raul'un geldiğini söylemiştik.
söylemiştik. Ljungberg, Pinga, Adriano, Bonera gibi isimleri de söylemiştim. Gözüme çarpan başka bir transfer var mı? Stefan Mbia bu dönemde Inter'e gelmiş. Ciddi paralar harcanmış ama diğer liglere nazaran daha az paralar tabii ki bunlar. 2023-2024 yani son sezon Dagoberto bu dönemde Arsenal'dan Milan'a 105 milyon euroya geliyor. Emre Belezoğlu'nu söylemiştik zaten. Semih Altun isimli bir Regen oyuncu. Kendisi Inter'e transfer oluyor. Hollandalıymış aslında. Pepe var. Onun dışında Andy van der Meyde, Alberto Medina gibi, Juan Fran gibi, Ian Murray gibi isimler burada karşımıza çıkıyor açıkçası arkadaşlar. Ve bu doğrultuda tabii ki İtalya Serie A'nın şekli de böyle oluyor arkadaşlar. Raul Gonzalez çok ciddi bir oyuncu olduğunu burada da bizlere bir kez daha vurguluyor. Son sezonda özellikle Serie A'da atmış olduğu 29 golle. Bunda kanıtlar nitelikte olmuş. Evet arkadaşlar, CM0304 database'inde Avrupa liglerinde neler olmuş? Bu soruya yanıt aradık sizlerle 5 sezon boyunca. Oyuncuların tanıtımı, oyuncuların anlatımı biraz daha uzun sürdü. Bunları size göstermekten daha çok hoşuma gittiği için göstermekten daha fazla keyif aldım. Ondan dolayı bunları gösterdim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın eğer bu video hoşunuza gittiyse ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like atarak bana desteğinizi göstermenizi rica ediyorum arkadaşlarım. Bütün hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.